Günaydın. Buyurun yerleriniz. Ben yoklama defterini imzalarken sayfa 86. Toplumcu şiir, serbest nazım. Parçayı okuyun olur mu? Yine aranızda bir pilot var tabii. Kalkıp onu çöpe atar mısın lütfen? Pardon hocam. Teşekkür ederim. Görürsün sen. Yoklama defteri nerede? Niye sende? Getir. Arkadaşlar, öğle arasında kantinde parti veriyoruz. İsteyenler gelebilir. Kaynamayın hemen. Ders başladı artık, yeter. Şş. Biz de gidelim mi? Oğlum bu malların partisinden ne olacak? Ama yine de bakarız bir nedir ne değildir diye. Ya gidelim işte, biraz dalga geçeriz, eğleniriz ha. Asya, sen geliyor musun? Ya siz varsanız gelirim ben de. Asya, beraber gidelim mi? Ben zaten gidecektim de, sen geliyorsan bir daha düşüneceğim Abidin. Hop 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 hop. Yalnız. Satışçılar partiye gelemez. Yasak. Aynen. Ya bilip bilmeden konuşmayın. Neyi bilip bilmeden konuşmayalım Gözde? Her şey apaçık ortada. Sattı o bizi. Gelemez. Hayır, satmadı. Biri gelmesine engel olmuş. Pardon, ne oluyor burada? Emel, Gözde. Ne kaynatıyorsunuz burada fıkı fıkı? Özür dilerim öğretmenim. Özür dilerim hocam. Nedir bu? Görmüyorum sanıyorsunuz. Alayım. Ne bu liste? Hocam öğle arası kantinde bir parti yapacağız. Ne partisi? Sürpriz parti hocam. Bahse girerim, Hayat Hoca da gelir ha. Evet hocam. Gelir misiniz hocam? Hem de sizin gibi güzel bayanlar da gelecek. Tamam, kıkırdama, gülme. Abidin, sen istiyorsun diye seni kırmıyorum, geliyorum. Acı hayat olurum bak. Hadi. İyi alıştınız ha dersi kaynatmaya. Ne oluyor burada? Ha? Bunlar ne? Bunlar ne? Ne oluyor? Goodbye Sarıbaş. Güle güle Sarıbaş. Goodbye Sarıbaş. Güle güle Sarıbaş. Goodbye Sarıbaş. Bir daha gelme Sarıbaş. Goodbye Sarıbaş. Hiç gelme Sarıbaş. Goodbye Sarıbaş. Güle güle Sarıbaş. Goodbye Sarıbaş. Güle güle Sarıbaş. Goodbye Sarıbaş. Ne oluyor burada? Güle güle Sarıbaş. Goodbye Sarıbaş. Hiç gelme Sarıbaş. Bayağı uğraştık ama bak. Ama neler kes! Kesin be! Koray. Sen gerçekten Amerika'ya mı gidiyorsun? Yok öyle bir şey. Siz kimsiniz lan dalga geçiyorsunuz benimle? He? Sağdan soldan duyduğunuz şeyi inanmayın. Benim bir yere falan gittiğim yok. Boşuna yapmasınız bu tantanayı. Ya bahsi girerim, partiyi beğenmedi. Aa. Oğlum koskoca aslan parçası Amerika'ya gidiyor. Biz Dyson yapmalıydık. Doğru. Adam haklı beyler.
Yani palyaço falan getirseydin bari. Ya kendisi palyaço oldu zaten. Bırak ya. Benden kurtulmak için yapıyorsunuz ha bunları. Elinizde olsa hayatımı oynayacaksınız be. Sen başkalarının hayatıyla oynuyorsun ya Koray. Hı? O engellediğin transfer benim hayatımdı oğlum. Transferi mi? Pis sikeriz. Nasıl bir insansın ya sen? Tamam ben de. Tamam sakin olun. Transfer engellemiş. Oğlum bak. Bu zamana kadar aramızda sürekli gerginliği tırmandırıp duran sendin. Senin yüzünden vapurdan düştük lan biz. Yumruk yumruğa birbirimize girdik. Artık sana bir ayar vermenin zamanı geldi. Amerika'ya gidiyorsun ya belki adam olursun. Güle güle. Oğlum zaten sana bu okul yaramaz artık. Sen herkesi karşına aldın. Aynen öyle. Sadece bana değil, bütün arkadaşlarıma saygısızlık yaptın. Her fırsatta ezdin bizi. Sen herkesin huzurunu kaçırdın Koray. Aslında senin hak ettiğin bir temiz dayaktı ama dua et şiddete karşıyız. Net. En kötüsü de Zeynep'in yarışmaya katılmasını engelledin. Ne? Ne diyorsun? Ne yapıyorsun? Böyle bir şey ya. Lan okulun yarışmasıydı o be. Bu insanların suçu ne ya? Senin derdin benimleydi, benimle. Herkesin üstüne çamur gibi sıçradın. Zeynep'le Onur'un yarışmaya katılmasını engelledin de ne oldu? Eline ne geçti engelleyerek? Zeynep'i alıkoydun da ne oldu? Ödülü kaybettik diye bittik mi yani? Heh, bittik mi? Üzüntümüzden öldük mü? Sen sadece kendini küçük düşürdün. Gözde, ben öyle bir şey yapmadım. Kimseyi alıkoymadım. Tabii. Transferi de sen engellemedin değil mi Koray? Tarhan, bir şeyler yap. Ne yapayım Asya? İster inanın, ister inanmayın. Ben Zeynep'i engellemedim. Onunla hiçbir alakam yok. Kesin öyle. Söylesene kızım. Doğruyu söylesene. Ne istiyorsun? Okul dışında bir kere karşılaştık mı seninle ha? Yarışma günü bile görmedi mi seni be? Söylesene doğruyu. Lan, lan. Lan onu da yapacaksın. Onu da yaptım desene. Tamam. Onu da yapacak kadar ileri gittim desene. Pislik herif. Ya oğlum tamam. Bunun için disiplin suçu almaya değer mi ya? Sakin ol. Bana iftira atarsınız ha. Çok pişman olacaksınız. Özellikle sen iftiracı pislik. Çok pişman olacaksın. Hepinizi mahvedeceğim ben. Rezil edeceğim, rezil. Göreceksiniz. Hadi ol, hadi. Hayırdır, nedir bu kepazelik? Arkadaşlar zaferlerini kutluyor hocam. Bakın görün, en sevdiğiniz öğrencileriniz ne yapıyor? Benim Amerika'ya gideceğimi sanıp ufacık akıllarıyla alay ediyorlar benimle. Buyurun hocam. Buyurun siz de girin partiye. Devam edin. İyi eğlenceler hepinize. Ama unutmayın. Son gülen iyi güler. Hepiniz göreceksiniz. Ya yürü git şuradan be. Hadi ya. Goodbye Koray. Goodbye. Ne oluyor? Bana parti parti dediğiniz bu muydu? İndirin bunları. Bu ne rezillik, bu ne kepazelik. Yakışıyor mu size? Yazıklar olsun. Koray! 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 Dur, nereye gidiyorsun? Koray! Biz sensiz ne yapacağız burada ya? Abinle konuş, ne olur bak bir şeyler yap, gitme. Hem sen gitmek istemiyorsan git. Ya tamam, susun, susun! Benim de kafamda bir şeyler var. Öyle hemen teslim bayrağını çekecek değilim. Oğlum, sana bu yaptıklarının hesabını sormadan nereye gidiyorsun zaten sen? Yok, o iş kolay da. Bundan sonra Burak'ın değil abi. Sadece Burak'ın değil, hepsinin korkulur yazsın. Hepsinin. En başta da o Zeynep midir nedir var ya, hani bana iftira atan. Onun cezasını çok kötü çekecek. Çok kötü. Aynen. Hocam biz haklıyız, net. Öyle mi? Ve kendinizi böyle ifade ediyorsunuz. Bravo. Siz şu anda haklıyken kendinizi haksız duruma düşürüyorsunuz. Yaptığınız başka hiçbir şey değil. Belki siz bunu yapmasaydınız evine gittiği zaman pişman olacaktı. Hatasını anlayacaktı ama siz onunla aynı dilden konuşarak sadece duruma işlediniz. Başka hiçbir işe yaramadı yaptığınız. Aferin size. Hocam Koray bunu fazlasıyla hak etti. Yani Burak'ın transferini engelledi. Bir de Zeynep'in şarkı yarışmasına çıkmasını da engellemiş hocam. Yani bize bu kadar zarar veren birisinin gidişine tabii ki sevineceğiz. Ne diyorsunuz siz ya? Zeynep'e sorun hocam. Evet hocam, öyleymiş. Zeynep?
kuzum. Nevet hocam, yoksa Zeynep bizi yarı yolda bırakır mı? Onurcuğum, sana sormadım, Zeynep'e sordum. Doğru mu bu? Koray mı engelledi seni? Gördünüz mü hocam? Şimdi izin verin de partimizi yapalım. Hayır efendim. Yok öyle parti marti. Bütün bu saçmalığı hemen toparlıyorsunuz kağıtlar geri dönüşüm kutusuna. Parti bitmiştir. Bu kadar itiraz istemiyorum. Toparlayın haydi. Koray. Burak'la Zeynep'e yaptıklarından sonra bir daha seninle konuşmayacaktım. Madem veda ediyorsun, sana hoşça kal demek istedim. Keşke sen bana hiç hoşça kal demesen Gözde. Bak, seninle güzel günlerimiz oldu. Yani mutluyduk. Ben seni her şeye rağmen iyi hatırlayacağım. Her şey için çok teşekkür ederim. Yine güzel günlerimiz olacak. Hatta daha güzeller olacak. Bak göreceksin. Hayır olmayacak. O günler geçmişte kaldı Koray. Gözde. Ben Amerika'ya gitmiyorum. Gitmeyeceğim. Kalsan da bizim için o eski günler geri gelmeyecek. Ama gideceksin. İyi yolculuklar. Bunu da al. Bizi hediye mi getirdin? Koray. O ne oğlum? Bugün kutuna mı gideceksin? Ne yapacaksın? Koray büyük mü hissediyorsun küçük mü abi? Söyle. Ya da en iyisi istiyorsan Hamdi Bey'i arayayım ben senin için. Bak benim aram bayağı iyi güzellik yaptırırım sana. Oğlum belki Amerika'ya gidecek diye eşyalarını falan toplamıştır. Birazdan içinden daha söz çıkacak bence. Millet. Beni dinleyin. Ya oğlum Koray. Bırak sen şu kutuyu geç otur yerine. Bak Hayat Hoca gelecek şimdi kızar vallahi ben sana söyleyeyim. Hayat Hoca'dan önce benim size vermem gereken bir ders var. Size söylemiştim. Ben gidersem sessiz sedasız gitmem. Fırtınayı kopartıp öyle giderim. Ya oğlum senin kopartacağın fırtınadan ne olur ya? Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın ya. Geç yerine otur hadi. Birazdan burada kıyamet kopacak. İddia giren var mı benimle? Ne dersin Aragaz? Yalnız aslan parçası. Ben kazanacağım garanti olan iddialara girmiyorum. Çünkü biliyorsun abi çok sıkıcı oluyor. Haklısın kardeşim haklısın. İşte sizi bu kendinize aşırı güvenmeleriniz yaktı. Halbuki yerinizi bilseydiniz hiçbirinize dokunmadan giderdim buralardan. Ama siz kaşındınız. Bana da kaşınmak düştü tabii ki. Ya sen mi bizi kaşıyacaksın Koray? Kes tatavayı ya. Yani misafirsin, yolcusun diye bir şey demiyoruz ama... sen de çok sıkıcısın be abi. Net. Çok sıkıcıyım öyle mi? Birazdan çok eğleneceğiz ama. 10 be hayatında görmediği eğlenceye tanık olacak birazdan arkadaşlar. Koray, hayatımda gördüğüm en sıkıcı adamsın. Bak bak, ne oldu bana bak. Güzel. Mükemmel sanıyorsunuz değil mi kendinizi? Ha? Zengin değilsiniz belki. Ama gönlünüz zengin. Hep öyle dersiniz ya. Asla ulaşamayacağınız hayatları eleştirirsiniz. Zenginler sizin için kötüdür. Ama siz iyisinizdir. Onlar yalancı, bencil, namussuz... kötü kalpli insanlardır. Ama siz... siz her zaman dürüstsünüzdür. İyi kalpli, açık yürekli ve iyi niyetlisinizdir. İşte ben bugün bunun bu şekilde olmadığını göstereceğim size.
Hepinizin sırlarını tek tek dökeceğim ortaya. Ha bu arada sizinle ilgili sırları sadece bir günde öğrendim. Yani biraz daha zamanım olsaydı kim bilir neler bulurdum. Evet, Abidin, seninle başlayalım. Annen evleri temizliğe gidiyormuş. Aynı zamanda plazalarda tuvaletleri temizliyormuş. Yani başkasının pisliğini temizleyerek geçiminizi sağlıyorsunuz, öyle mi? Neden bunu arkadaşlarından sakladın, Abidin? Ben bunu arkadaşlarımdan saklamadım ki. Annem temizlikçi, evet. Evlerde temizlik yapıyor. İş yerlerinde tuvalet temizliyor. Hatta ben bursta okuyorum. Durup dururken kürsüye çıkıp annem temizlikçi diye bağırsa mıydım yani? Bundan gocunmuyorum ki. Hem ne olursa olsun çalışmak erdemdir. Bence bunu bir ara sen de dene Koray. Bravo. Eyvallah. Sen Laşko? Baban iş yerindeki bütün parayı zimmetine geçirmiş. O yüzden de işten kovulmuş. E söyleseydin de 3-5 para toparlardık işsiz baban için. Söylemediğimi nereden biliyorsun? Bu sınıfta senin dışındaki herkes bunu bilir zaten Koray. Evet, benim babam işten kovuldu. Ama senin dediğin gibi zimmetine para geçirdiği için değil. Zimmetine para geçirenleri ihbar ettiği için kovuldu. Delikanlı bir adam olduğu için kovuldu. Ve ben babamla gurur duyuyorum sonuna kadar. Sen bundan anlamazsın Koray. Vay be. Peki, öyle olsun. O zaman hiç kimsenin bilmediğine emin olduğum sırdan bahsedeyim size arkadaşlar. Ama bunun için biraz hazırlık yaptım. Bir saniye. Ne oldu Koray? Gelin oldun gidiyor musun? Yalnız sana çok yakışır o ha. Vallahi beyaz açar seni. Günay. Heh. Hayat Hoca da geldi, kadro tamamlandı. Ne oluyor? Hocam, 10 beğenin kirli çamaşırlarını döküyoruz ortaya. Siz de tam yerinde geldiniz. Hatta en eğlenceli sahnesinde geldiniz. Bu elimde görmüş olduğunuz gelinlik yakın zamanda bu sınıftan bir kız arkadaşımızın üzerinde olacak. Aslına bakarsanız bu kız arkadaşımızla hiçbir sorunum yoktu benim. Ama bana pis bir iftira atınca dikkatimi çekti doğrusu. Hiç anlamadım. Ama biraz araştırınca gelinliğin sahibinin sırrının ne kadar büyük olduğunu görmüş oldum. Zeynep. Arkadaşlarınla paylaşmayacak mısın bu sırrı? Evet arkadaşlar, Zeynep arkadaşımız yakında evleniyor. Onur, bu arada Zeynep'in düğününde mutlaka çalmalısın. Hatta ikiniz düet yapın, çok güzel olur bak. Benden bu kadar. Amerika yolcusu kalmasın. Bay bay.
Alo. Murat Besin Cerrahgil ile ilgili bir ihbarda bulunacak. Zeynep. Doğru mu bu kızım? Ha? Doğru mu bir tane? Koray. Koray, ne yaptığını sanıyorsun sen? Sana demedi mi ben arkadaşlarıma zarar verme diye? Ne yaptım ki? Sadece gerçekleri çıkardım ortaya. Yalan yok, kumpas yok. Sadece gerçekler var. Ya sen insanların hayatlarını değiştirmek zorunda mısın? Mahvoldu kız. Sevda, beni oyalama. Daha işim bitmedi. Son bir kişiyle daha görecek hesabım var. Koray! Koray! Bak böyle bir şey varsa ya, bana söyleyebilirsin bir tane. Üzme bana. Ha? Bana söyleyebilirsin, ben sana yardım edebilirim. Elimden ne geliyorsa yaparım. Ailem mi zorluyor seni? Ha bir daha. İyi olduğunu anlayabilmem için bana lütfen cevap ver. Koray, hadi geç kalıyoruz. Uçağı kaçırmayalım. Abi. Şu Amerika mevzusunu biraz daha düşünsen olmaz mı? Daha önce defalarca konuştuk. Konu kapandı. Nokta. Abi bak, emin misin? Koray. Zeynep. Murat Besim Cerrahgil. Buyurun benim. Hakkınızda ihbar var. Bizimle emniyet müdürlüğüne kadar gelmeniz gerekiyor. Tamam, kardeşimi havalimanına bırakıp geliyorum. Şimdi. Geleceğim dedim ya, kardeşimi bırakıp geleceğim. Şimdi kardeşim. Abi ne oluyor ya? Abi. Abi ne oluyor? Beyefendi. Hanım. Zeynep.